Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetimi 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebeciler Haftası nedeniyle basın açıklaması yaparak tüm muhasebecilerin günlerini kutladı. Dernek binasında gerçekleştirilen açıklamaya oda yönetimi ve muhasebeciler katıldı. Muhasebeciler Haftası ile ilgili bilgiler veren Boyraz, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla 1-7 Mart Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır diye konuştu. Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydanın ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla her yıl 1-7 Mart Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır. 13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı meslek yasası sonucunda ilimizde hali hazırda 464 meslek mensubu, ülke genelinde 105.000'i aşan serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir mesleki faaliyetini sürdürmektedir. 27 yıl önce yasal statüsüne kavuşan serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleği kurumsallaşma sürecini tamamlayarak ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu haline gelmiştir. Kaliteli hizmet sunmak, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet ediyoruz. Muhasebeciliğin zor bir meslek olduğunu ifade eden Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Nuh Boyraz, muhasebecilerin yaşadığı sıkıntıları ve sorunları da dile getirdi. Toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak çağdaş dünyadaki ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri izliyor, yapıcı görüş ve düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. 478 numaralı Vergi Usul Kanunu genel tebliğiyle yapılan düzenleme ile 153A maddesinde kaçakçılık fiiline iştiraki kesinleşen meslek mensuplarının 3 yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonulacağı, bu disiplin cezasının 3568 sayılı kanunda belirtilen usul ve esaslara göre tatbik edilip uygulanacağı düzenlenmiştir. Ancak 478 numaralı Vergi Usul Kanunu genel tebliğinde meslek mensubunun iştirak fiilinin kesinleşmesi halinde ilgili oda tarafından 5 iş günü içerisinde meslek mensubuna 3 yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verileceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme anayasanın 129. maddesine, Vergi Usul Kanunu'nun 153A maddesine ve 3568 sayılı meslek kanunumuza aykırıdır. Bu kapsamda 478 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliğ ile ilgili bölümün düzeltilmesi gerekmektedir. İvedi çözüm bekleyen diğer sorunlarımız. Beyanname imzalatma zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan mükelleflerin beyannamelerinde imzalama kapsamına dahil edilmesi, kurumlar arası bilgi paylaşımının yetersizliğiyle ilgili sorunların çözümü için kurumlar arasında ortak bilgi havuzunun bir an önce oluşturulması, düzeltme amacıyla verilen BA ve BS formlar için özel usulsüzlük cezasının uygulanmaması, meslek mensuplarına yüklenilen müteselsiz sorumluluk hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi, mücbir sebep hallerine meslek mensupları ile ilgili düzenlemenin yapılması, aşırı iş yükü karşılığının saat esasına dayalı ücret sistemine geçilmesi. Yarınlara umutla şekillendireceğiz. Bu inançla serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavir meslektaşlarımızın muhasebe haftasını kutluyor, ülkemiz ve meslektaşlarımız için daha aydınlık günler diliyorum.